Bakın şu matemi vurmayın sinenize. Bakın. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de sırada Hak Siyahat İl Başkan Yardımcısı. Bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz Rabbim, kendisinden razı olsun. Kudüs özgür olana dek gülmesinler. Gül suları hazırlayın. Ta ki yetiştirdiğiniz Salahaddinler. Çatıldı kaşlarımız, kılıçları kuşandık. Sana gelen yollarda ihanet tellerine takıldık. Gün canımızla, malımızla, tepkilerimizle, duruşumuzla cihad etme günüdür. Şeref ve izzet timsali mücahitlerle beraber olma günüdür. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muslimine vel muslimati vel mu'minine vel mu'minati vel qanitine vel qanitati Sadakallahu'l-Azim. El-Fatiha. Gazze'nin semasında yuvasız kartal gibi uçmaya, Siyonizmin yüzüne pençelerle vurmaya, Aksa'nın avlusunda kül olup savrulmaya, Cenneti Ala'da peygamberle kucaklaşmaya biz hazırız kardeşlerim. Kudüs yollarında kanlara bulanmaya biz hazırız. Tarihte emsali belki az görülmüş bir vahşet yaşanmaktadır. Bu vesileyle biz de burada bu mesele için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu amaçla dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de ve hasreten burada da Müslümanlar her defasında bir araya geldiler, seslerini yükselttiler, etkinliklerde bulundular, o acıya ortak oldular, oranın, o Müslümanların, o mücahitlerin sesi olmaya çalıştılar. Bu süreç içerisinde çok şeyler söylendi, çok şeyler yazıldı ve çok mesajlar verildi. Ben de burada bu gece üç konu üzerinde durmaya, üç konuya parmak basmaya ve dikkatleri bu üç noktaya çekmeye çalışacağım. Birinci husus şu: malumunuz Müslümanız, ehli imanız, merhamet duygularımız kabarıyor, acı çekiyoruz. Onun için hep dua ediyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah, ki her şey onun elindedir, ondan yardım temenni ve dilekte bulunuyoruz. Allah'ım o zalimlere engel teşkil et, onları kahru perişan et diye başlıyor ve dualarımızı sürdürüyoruz. Sürdürmemiz de gerekir. Fakat ben burada şu hususa dikkat çekmek istiyorum. Kıymetli Müslümanlar, bizler Rahman ve Rahim olan Allah'ın kullarıyız. Bizim merhametimiz onun merhametine asla ulaşmaz. Allah bizden haşa daha merhametsiz değildir. Allah oradaki o vahşeti görüyor ve bizden çok daha merhametlidir. Eğer isterse bir günde, isterse bir saniyede orayı Allah bulak eder, Lut aleyhisselamın kavminin başına gelenlerin beterini onların başına getirir. Ama Allah-u Teala mühlet veriyor. Bu dünya ki imtihan dünyası ve biz de bütün insanlar olarak bu imtihan sürecinden geçmekteyiz.
Bu imtihan süreci ki her insan kimliğini ortaya koymakta. Neye inandığını, nasıl inandığını, hangi safta yer aldığını, kısacası kimliğini ve rengini ortaya koyacak. Bu da zaman gerektiriyor. Bu bir süreçtir. Şayet Allah her zalimin zulmünü icra ettiği anda kafasını ezerse, acaba diğer insanların hangi renge büründüğünü, kimin yanında yer aldığını nasıl ortaya koyacak? Yarın Allah-u Teala bu zalimlere hak ettikleri cezayı verdiği zaman, ya Rabbi sen bize niye bunu verdin, biz ne yaptık diyemeyecek şekilde Allah-u Teala hiç kimseye fırsat vermiyor. O itiraz hakkını, o mazeret hakkını bırakmıyor. Tekbir! Bak, Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Bakın Kur'an-ı Kerim'de buna yönelik bir sürü ayet ve işaretler var. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah haşa habersiz değildir. Onları gözlerin dehşette dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Evet, onlara mühlet veriyor. O zaman biz insanlar, hususen biz Müslümanlar kendimize bakalım. Acaba biz ne yapıyoruz? Biz elimizden geleni yaptıktan sonra bizim içimiz rahat olsun. Allah-u Teala'nın her şeyden haberi vardır. Bu zalimlerin yaptıklarını Allah-u Teala asla yanlarında bırakmaz. Dolayısıyla herkes kendisine baksın. Herkes yaptıklarına baksın. Kimin elinde ne kadar imkan var? Kimin elinde hangi yetkiler var? Yetkisini hangi yönde kullanıyor? İmkanlarını kimin yanında kullanıyor? Kimin yanında yer alıyor? Ve bununla beraber dikkat edin. Bir ayeti kerimede de Allah-u Teala bize ne kadar güzel anlatıyor. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Hayır. Andolsun ki Allah-u Teala onlardan öncekileri de imtihandan geçirdi. Ve elbette ki Allah-u Teala doğru olanları da ortaya çıkaracak ve yalancıları da ortaya çıkaracak. Şimdi gözlerimizde görüyor muyuz yalancıları? Şimdi sahtekarları görüyor muyuz? Kimin nasıl adam olduğunu görüyor muyuz? Müslümanım diye geçinen sarıklıları görüyor musunuz? Kabe imamıdır ama Hamas'ın yaptığının fitne olduğunu söylüyorsa, işte bu Allah'ın verdiği bu mühletten dolayıdır. Avrupa'nın bütün insanları, dikkat edin sokaklarda, ama devlet yetkilileri bir derginin 25 tane insanı öldürüldüğü için, ki o da peygamberimize hakaretten dolayı, hepsi kol kola girdiler. Ama şu anda çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor, oradaki okullar, camiler, neredeyse sokaklardaki bütün insanlar katlediliyor ama kılları kıpırdamıyor. Bunların yerli uşakları da aynen hakeza. Dolayısıyla sahtekarlar ortaya çıkacak. Doğru olanlar, dürüst olanlar, yalancılar, bütün bunlar ortaya çıkacak. Ama sonunda da Allah-u Teala mutlaka mümin kullarına yardım edecek. Onları yalnız ve yardımsız bırakmayacak. Bundan dolayı ümit var olalım. Kesinlikle Allah-u Teala mümin kullarını yalnız ve yardımsız bırakmaz. İkinci değinmek istediğim husus şu. Bu kadar vahşetten sonra, bu kadar acıdan sonra halen içimizden birileri diyor ki sizin Kudüs'le, sizin oradaki insanlarla, sizin Filistin'le ne işiniz var? Biz Kürdüz, onlar Arap'tır. Biz Türk'üz, onlar Arap'tır. Biz bilmem neyiz ama onlar Arap'tır. Orası Filistin, burası Türkiye. Ben burada üç tane noktaya dikkat çekmek istiyorum. Biz her şeyden önce Müslümanız. Allah'ın bize sunduğu İslami bakış açısıyla hayata, insanlara ve olaylara bakarız. Bir kere Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Mescid-i Aksa'nın çevresini, yani Kudüs beldesini mübarek kılmıştır. Bu bir. İkincisi, Allah-u Teala o mescidi
diğer iki mescit gibi bu üç mescidi mübarek kılmış, kutsal kılmış, istisna yere sahiptir. Hangileridir bunlar? Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Bu mescitler Allah'ın emriyle ve peygamberlerin eliyle yapılan üç istisna mescittir. Peygamberimiz Aleyhisselam birkaç hadisinde bunlara işaret ediyor. Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz, sair yerlerde kılınan 100.000 namaza eşdeğerdir. Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, sair yerlerde kılınan bir namaza eşdeğerdir. Ve Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz, sair yerlerde kılınan 500 namaza eşdeğerdir. Kıymetli Müslümanlar, kıblenin ne kadar önemli olduğunu mutlaka hepimiz çok iyi biliyoruzdur. Dünyadaki, yeryüzündeki bütün Müslümanlar bir yere yöneliyorsa, orası onların birleşme noktasıdır. Orası onların dolayısıyla itikatlarının yöneldiği yerdir. Allah-u Teala Mescid-i Aksa'nın kendi yanında ne kadar kıymetli olduğunu, onu bize kıble yaparak, bizzat bize yaşatarak gösterdi. Beş vakit namaz emrolunduğu zaman oraya yönelmeyi Allah-u Teala emretti. Hicretten sonra yaklaşık 17 ay bu aynen böyle devam etti. Bu şu demektir. Adeta Allah-u Teala bize şunu söylüyor. Ey mümin kullarım, ben burayı kutsal bir belde yaptım. Ben bu mescidi diğer iki mescit gibi istisna üç mescitten biri yaptım. Ve ben size bunu kıble tayin ettim. O halde siz de bunun değerini bilin. İşte bunlardan dolayı biz diyoruz ki biz Allah'a ve ahirete iman etmişiz. Eğer Allah'ın yanında bir şey değerliyse o bizim için değerlidir. Eğer Allah'ın yanında bir şey önem arz ediyorsa o bizim için önemlidir. Peki oradaki Müslümanlarla bizim bağımız nedir? Allah-u Teala mümin olanları kendi kitabında hükmünü koyarak kardeş ilan etmiştir. Ve kıymetli Müslümanlar, İslam kardeşliği sınır tanımaz. Bugünün insanları bu insanların arasına sınırlar koymuşlar. İslam kardeşliği dil gibi bir sınır tanımaz. Irk gibi bir sınır tanımaz. Mekan gibi bir sınır tanımaz. Zaman gibi bir sınır tanımaz. Coğrafya gibi bir sınır tanımaz. Kesinlikle mümin ise o Allah'ın hükmüne göre kardeştir. Kardeşin kardeş üzerine hakları vardır. Kardeş kardeşten sorumludur. Bir hadiste Peygamber Aleyhisselam buyurmuyor mu? Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez. Bir zulme uğradığı zaman onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. İşte kıymetli Müslümanlar, bazen bizim abilerimiz, hocalarımız anlatıyorlar, söylüyorlar ya, Kudüs bizim için, Mescid-i Aksa bizim için akidevi bir meseledir derken, bu imanın bir şartıdır demiyor. Biz Allah'a iman ettiğimiz için, bu imanımızdan Allah'ın da oraya değer verdiğinden dolayıdır. İmanımız bizi bu noktaya getiriyor. O zaman imandan kaynaklanıyor, bu başka bir şeyden değil. Oradaki Müslümanlarla da bağımız budur. O zaman oradaki Müslümanların derdi bizim derdimizdir. Oranın sevinci de bizim sevincimizdir. Kutsal belde olan Kudüs ve Mescid-i Aksa da bizim için kutsaldır. Mutlaka ve mutlaka Müslümanların kontrolü altında bulunması gerekir. İşgalden kurtarılması, işgalden kurtuluncaya kadar da Müslümanların, bütün yeryüzündeki Müslümanların mutlaka ellerindeki imkanları kullanarak cihat ve gayret içerisinde olması lazım. Üçüncü bir nokta, temas etmek istediğim üçüncü bir nokta şu. Madem hal böyle, o zaman ben Allah'a ve Resulüne, ahirete, onun kitabına inanıyorum diyen herkesin mutlaka yapması gereken görev ve sorumluluklar vardır. Ben bunları özetle şu üç başlık altında sıralamaya çalışayım. Birincisi, birey olarak herkesin yapabileceği şeyler var. İkincisi, halk olarak, kitlesel olarak yapabileceğimiz şeyler var. Ama üçüncüsü, ancak devlet imkanıyla yapılabilecek şeyler vardır.
birey ve halk olarak yapılabilecek şeyler çoktur ama ben bunlardan birkaç tanesine temas edeyim. Birincisi, her şeyden önce her birimiz küçüğümüzden büyüğümüze dualarımızı eksik etmeyelim. Her vesileyle her yerde mutlaka dua edelim. Onların duaya ihtiyacı var. Bizim de duaya ihtiyacımız var. Allah-u Teala demiyor mu? Eğer sizin duanız olmazsa Allah size ne diye kıymet versin ki? Bizim mutlaka duada bulunmamız lazım. İkincisi, bizim mutlaka oraya yardımda bulunmamız lazım. Aynı veya nakdi. Üçüncüsü, boykotu kesinlikle hafife almadan onların mallarına, onlara gelir ve maddi kaynak sağlayan ne varsa boykot etmeye devam etmemiz, bunu her gün daha çok yaymamız ve çoğaltmamız lazım. Dördüncüsü, bu meydanlarda şu anda olduğu gibi kesinlikle bizim meydanları boş bırakmamamız lazım. Kitlesel etkinliklerin etkisi çok büyük. Bakın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı ya da öyle görünüyor. Oradaki Müslüman halkların baskısına dayanamadı. Oradaki uzmanlar kendilerine dediler ki böyle devam ederse yarın öbür gün çıkacak kaosu biz kontrol altına alamayız. Geri adım attı, İsrail'in artık dur demesi lazım dedi. Bununla beraber bütün Müslümanlar mutlaka Kudüs davasını, başta aile bireyleri ve çocuklarımız olmak üzere içinde bulunduğumuz toplumun bütün kesimlerini anlatmamız lazım. Ve sonuncusu, belki de en önemlisi, kıymetli Müslümanlar, bugün Müslümanların başına gelen küresel zulümlerin hepsi bizim dağınıklığımızdan kaynaklanmaktadır. O zaman her birimiz vahdete önem vermeli ve bunun için mutlaka çalışmalıyız. Attığımız her adım buna yönelik olmalıdır ki Müslümanlar birlik olsun, güçlü olsun. Bir de devlet eliyle yapılabilecek şeyler vardır. Şu ana kadar elçilikler, konsolosluklar dedik. Hadi bunları geçtik. Mutlaka ve mutlaka bu savaşın durdurulması, Siyonistlerin bombardımanlarının durdurulması için devlet yetkililerinin mutlaka girişimde bulunması lazım. İkincisi, İsrail denen Siyonistlerle bütün irtibatların kesilmesi lazım. Mutlaka onlar yalnızlaştırılmalıdır. Bütün ilişkiler kesilerek uluslararası alanda onların yalnızlaştırılması lazım. Bu şekilde onlar cezalandırılmalı. Müslüman ülkeler bir araya gelerek mutlaka bunu yapmalıdır. Ve bir de oradaki Müslüman kardeşlerimizin yardıma ihtiyaçları var. Havadan, karadan ya da denizden hiç fark etmez. Hangi yolla olursa olsun yardımların oraya ulaştırılması için devlet refleksinin harekete geçmesi lazım. Bu temennilerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam olsun Gazze'ye. Selam olsun direniş güçlerine. Selam olsun yiğit kahramanlara ve şehitlere. Selam olsun siz değerli ağabeylerime. Selam olsun siz değerli bacılarıma. Selam olsun bu meydanlardaki gençlere. İşgalci İsrail 10 yıllardır özellikle Filistin'de soykırım yapmaktadır. Filistin'deki Müslümanları ve özellikle Gazze'yi temel insani haklardan ve imkanlardan yoksun bırakmaktadır. 36 gündür elektrik, su, gıda, ilaç ve yakıt gibi temel insani ihtiyaçları kesmiş, Gazze'deki Müslümanları ölüme terk etmekte, şehri rastgele bombalamakta, soykırım uygulayıp vahşice katletmektedir. Sivil halkın savunmasız bir şekilde bulunduğu hastaneler, kütüphaneler, ibadethaneler, pazar yerleri ve eğitim yerlerine acımasızca bombalar yağdırılmaktadır. Ne insani hukuka ne de uluslararası savaş hukukuna aldırış etmeden
vahşice Gazze'li Müslüman kardeşlerimizi şehit etmektedirler. Zalimler büyüsün, yaşasın cehennem! Zalimler büyüsün, yaşasın cehennem! Zalimler büyüsün, yaşasın cehennem! Zalimler büyüsün, yaşasın cehennem! Yüzden fazla sağlık çalışanı, onlarca basın mensubu ve 5000'den fazlası çocuk olmak üzere 12.000'den fazla masum sivil bebek, çocuk, yaşlı, kadın ve hastalar işgalci İsrail tarafından katledilmiş ve katledilmeye devam ediliyor. İşgalci İsrail'in anlayacağı şekilde ivedilikle tüm devletleri ve insanları hareket etmeye çağırıyoruz. Ey Batı seviciler, ey Amerika seviciler, ey İsrail seviciler, artık hakikati görün. Daha neyi bekliyorsunuz? Suçsuz bebekler, suçsuz çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar öldürülüyor. Suçsuz yere sivitler katlediliyor. Tarihten ders çıkarmayan Siyonist İsrail, yedisinde neyse 70'inde de odur anlayışıyla zalimliğini devam ettirmektedir. Siyonistler insanlıktan nasibini almamış zavallılardır. Allah Araf suresinin 179. ayetinde bu zavallılara şöyle hitap etmiştir. Lehum kulubun la yefkahune biha. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Ve lehum ayunun la yubsirune biha. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Ve lehum azanun la yesmaune biha. Kulakları vardır ama onlarla işitmezler. Ulaike kel en'ami bel hum edellu. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha şaşkındırlar. Ulaike humul gafilun. İşte asıl gafiller onlardırlar. İşte Siyonist'e mezar olacak. İşte Müslümanlar, ayetin tarif ettiği zavallı mahluklar Amerika'dır. İşgalci İsrail'dir ve onları destekleyen zavallı Batı ülkeleridir. Küresel güçler Filistin'deki olaylara adil ve insani bir yaklaşım göstermesi gerekirken maalesef bu zalimliğe dur diyememekle birlikte aksine desteklemektedirler. Sivil ve savunmasız insanların öldürülmesi engellenmelidir ve acil bir şekilde ilaç, gıda, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bizler tarafı belli olanlarız ve Filistin'in yanındayız ve işgalci İsrail'in, Amerika'nın ve Batı'nın tam karşısındayız. Şunu çok iyi biliyoruz ki gece karanlığından korkanların korkularını bastırmak için yüksek sesle bağırıp çağırması gibi İsrail bütün gücüyle saldırarak masum insanları, bebekleri öldürerek korkularını bastırmaya çalışıyorlar. Allah'ın ayetiyle kutsallığı tescillenmiş Miraç'ın durağı, peygamberin hatıratının olduğu yerdir Mescid-i Aksa. Bu sebeple Müslümanlar ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs için tarih boyunca büyük mücadeleler vermişlerdir. Hazreti Ömer'den sonra büyük komutan Salahaddin'in fethiyle Kudüs İslamiyetle
özdeşleşmiştir. Kudüs üstünlüğün sembolüdür. Kudüs kimde ise üstünlük onda olmuştur. Tekbir! 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 Bugün Kudüs'ün işgalden kurtulması için en ön safta mücadele edenler ise Filistinli bir avuç Müslümandır. Bu yiğitler bütün ümmet adına, yani hepimizin adına küfre karşı mücadele vermektedirler. Bu açıdan Filistinli Müslümanlar İslam ümmetine her şeyleriyle kalkan olmuşlardır. Bu uğurda hayatlarından, çocuklarından, mallarından, ticaretlerinden, bütün dünyalıklarından vazgeçmişler. Her şeye rağmen Filistin topraklarını koruyorlar. Hayal bile edemeyeceğimiz kadar vahşice katlediliyorlar. Ama ne göç ediyor ne de kaçıyorlar. Buna özgürlüğe uçan güvenciler gibi havada uçuşan şehitlerin mübarek bedenlerinin parçaları şahittir. Ümmetin onurunu ve şerefini koruyorlar. Canları ve her şeyleri pahasına. Peki bizler neler yaptık? Neler yapıyoruz? Ve neler yapmalıyız? Öncelikle yıllar önce söylenmiş şu sözleri tekrar hatırlatmalıyız. Her Müslüman bir kova su dökse İsrail'i sel alır. Tekbir! 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 8 milyonluk İsrail için 2 milyar Müslüman ebabil bekliyorsa, ebabiller gelse İsrail'i değil bizleri taşa tutarlar. Zaman dünyayı sevme, ticareti sevme zamanı değildir. Küçük büyük demeden, zerre dahi olsa, bir adım olsa, bir adım dahi olsa zaman insani ve vicdani olarak topyekün işgalci İsrail'e karşı dur deme zamanıdır. Müslüman ülke liderleri ve Türkiye olarak Millet Meclisi'nde acilen bir heyet oluşturulup bombalanan hastaneler, ibadet yerleri ziyaret edilmeli. Yani Filistin'e gidilmeli. Çünkü İsrail destekçisi şer devletleri bunu çok öncesinden İsrail'e destek amacıyla yaptılar. Askeri müdahalede bulunun. Bulunamıyorsanız ciddi bir şekilde diplomatik kanallarınızı çalıştırın. Kendi ülkenizde tam bağımsız bir ülke olmanın yolunu açın. Amerikan üslerini kapatın. İşgalci İsrail'e destek sağlayan ürünlerin Türkiye'ye ve Müslüman ülkelerine girişi derhal engellenmelidir. Amerika Batı ülkeleri ve Siyonist İsrail ittifakının bu topyekün savaşına Müslümanların da topyekün karşılık vermeleri gerekiyor. Tekbir! 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 Ümit ediyoruz ki bundan sonra insanlarımız kendilerini fert olarak değil, bir bütün olarak görürler. Bu anlayışla hareket edildiğinde topyekün saldırıyla topyekün karşı koymak mümkündür. Boykotun sanıldığı gibi basit bir şey olmadığını, bayağı etkisinin olduğunu bizzat etkilenenlerin ağzından öğrenmiş olduk. Zaten onlar güçlerini
ekonomik saltanattan almıyorlar mı? Onlara bu ekonomik gücü kim kazandırıyor? Ey Müslümanlar, bir ihtiyacını gidermek için önünde iki alternatif varsa, gerekirse biraz kalitesiz olanı seç. Ama paran bebeklere atılan bomba ve kurşunlara kaynak olmasın. Ey Müslüman ülkelerin liderleri, Gazze'nin yeniden imari için acilen fon oluşturulup destek sağlayın. İşgalci İsrail'e destek amacıyla Amerika ve İngilizler tarafından getirilen savaş gemilerinin acilen Akdeniz'i terk etmeleri gerektiğini söyleyin ve onları gitmeye zorlayın. Birleşmiş Milletler ve NATO ülkelerinin İsrail'in zulümlerine ve zalimce saldırılarına dur demek için acil kararlar alınmasının ve müdahalede bulunmasını sağlayın. Gazze'ye yardımların gidişini sağlayın. Sahra hastanelerini kurun ve sağlık personeli sağlayın. Biz Haksiyat İş Adamları Derneği olarak İsrail'e destekte bulunan ürünleri, malları almayacağımızı, satmayacağımızı ve ticaret yapmayacağımızı buradan sizlere deklare ediyoruz ve tüm dünya ve Türkiye insanlarına sesleniyoruz. Gelin sizler de bu konuda hassasiyet gösterin. Mazlum Filistin ve Gazze'nin yanında olun. İsrail'e karşı ticari gücünüzü kullanıp güçlü bir cephe oluşturun. Dövizle iştigal edenlerin dışındaki gerek şirketlerimizin gerekse vatandaşlarımızın yatırım amacıyla dövizde mevduat tutmaları Amerika ve İsrail zulmüne ortak olmalarıdır. Dolarda olan yatırımlarımızı altın, gümüş, konut, şirket ortaklıkları gibi alternatif piyasalara aktarmalarınızı tavsiye ediyoruz. Kamunun ve özel sektörün yaptığı sözleşmelerde Amerikan ve İsrail zulmüne destek veren ülkelerin ürünleri varsa sözleşmelerin değiştirilmesi ve bundan sonra yapılacak sözleşmelerde mümkün mertebe yerli malları imkan olmuyorsa İsrail zulmüne ortak olmayan devletlerin mallarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Herkes bugünden başlayarak etrafında İsrail zulmüne ortak olan devletlerin ürettiği mal ve hizmetlerin listesini çıkarıp boykota başlaması gerekir. Bizler de Aksiyat olarak Gazze'de Filistinlileriyle birlikte insanlığın da ölmemesi için uluslararası toplumları, İsrail güçlerini durdurmaya çağırıyoruz. İnsani yardımların bölgeye sürekli bir şekilde ulaştırılmasının devamını sağlamaya çağırıyoruz. Zaman dik durma zamanıdır. Zaman mazlumların yanında durma zamanıdır. Zaman Filistin'in yanında durma zamanıdır. Zaman Gazze'nin yanında olma zamanıdır. Zaman dünya Müslümanlarının, dünya mazlumlarının yanında durma zamanıdır. Hazreti Hüseyin'in dediği gibi hayat iman ve mücadeledir. İmanımız ve mücadelemiz daim olsun inşallah. Bu akşam burada boykot ürünlerini hayatımızdan çıkarma sözünü tekrar verdiğimizi unutmayalım. Bütün İslam şehitlerine ve haseten Filistinli şehitlerimizin ruhuna el Fatiha. 7 Ekim'den bu yana da şu alemi İslam'da kaç kişi bu meselenin mahiyetini tam olarak fehmedebildi? Bu meselenin sebepleri üzerine
yoğunlaşabildi. Bunu da takdirinize bırakıyorum. Aziz kardeşler, elbette buraya toplanmamız kıymetlidir. Bakınız, çoluk çocuk 7'den 70'e buradayız. Bu toplanmamıza Allah şahit, melekler şahit, şu gök kubbede şahit. Bu bizim Müslümanlığımızın bir gereği. İnsan olmamızın bir gereğidir. Onun için kıymetlidir, değerlidir, asla küçümsenmemelidir. Ama dediğim gibi biraz şöyle sükunetle biraz bu meseleyi farklı bir pencereden anlamaya çalışalım. Üç ana başlıkta ifade etmek istiyorum. Birincisi, bu mücadelenin mahiyeti nedir? Bu neyin mücadelesidir? İkincisi, bu hadisede tarafların ortaya koyduğu tavrı bizim nasıl okumamız lazım? Üçüncüsü, bu mesele nasıl çözülür? Birincisi şu aziz kardeşlerim. Buraya toplanan siz aziz kardeşlerim, bu meselenin ne kadar mühim olduğunu bildiğiniz için buradasınız. O yüzden arife tarif gerekmez. Ama bir şeyin altını çizelim. Bu mesele hak ile batılın mücadelesidir. Bu mesele Adem aleyhisselam'dan başlayıp bugüne, bugünden kıyamete kadar devam edecek olan iki zıt kutbun mücadelesidir. Bu mücadele maruf ile münkerin mücadelesidir. Bu mücadele doğru ile yanlışın mücadelesidir. Bu mücadele hak ile batılın mücadelesidir. Meselenin özü burada toplanmaktadır. Gazze özelinde, Filistin özelinde bu meseleye baktığımızda üç farklı boyut dikkatinizi çeker. Birincisi, Müslümanlara bakan yönüdür. Bu mesele bizim açımızdan, bizim nazarımızda bir akide meselesidir. Bir iman meselesidir. Çünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu coğrafya Rabbimizin ifadesiyle "Bârekna havlehu" etrafını mübarek kıldığı bir toprak parçasıdır. Orası tevhidin yurdudur. İlk kıblemizdir ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek siyerinde, siretinde müstesna bir yere sahiptir. Bu bir. Onun için bu meseleyi önemsiyoruz. İkincisi, imani bir mesele olmanın yanında bu mesele bir güvenlik meselesidir. Çünkü bu mel'un şebeke, bu siyonist ideoloji varlığı gayrimeşrudur ama başından bugüne kadar bu coğrafya üzerinde emelleri olan bir ideolojidir. Yani biz onlara Gazze'yi de versek, Filistin'i de versek fit olmayız. Fit olmazlar. Çünkü onlar daha büyük şeyler istiyorlar. Bir ikincisi bu. Üçüncüsü, bu mesele dünya için bir insanlık meselesidir. Neden? Çünkü bu ideoloji, bu siyonist ideoloji kendinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bir ideolojiye sahiptir. Onlara göre, onlar efendi 8 milyarın tamamı, onların dışındaki herkes, hatta bu insanların doğmamış çocukları bile onların köleleridir. Mesele bu kadar nettir. Biz imanımız için bu davaya sahip çıkacağız. Bölgemizin huzur ve barışa erişmesi için bu meseleyi mutlaka sahiplenmemiz gerekiyor.
kendileri için bu meseleyi bir iman davası olarak görmeyenler ya da bulundukları coğrafya itibarıyla bize ne canım, bize dokunmaz, benim yerim sağlam diye düşünen, vicdanı sönmemiş insanlığa da Avrupa'yı gösteriyorum. Bunlar eğer gerçekten orada tutunmuş olsalardı buraya gönderilmezlerdi. Bunların bulunduğu yerde hastalık vardır, fitne vardır, fesat vardır. O açıdan meseleyi bu üç yönüyle değerlendirmek lazım. Gelelim ikinci başlığa. Bu meselede üç taraf var aziz kardeşler. Taraflardan biri iç içe. Birisi şu anda ümmetin onuru ve şerefi için canlarını veren Filistinli kardeşlerimiz. Ebu Ubeydeler, Ebu Hamzalar ve onların ataları ve evlatları. Bir direniş cephesi. İki, alemi İslam. Üç, başını küresel egemen güçlerin çektiği, Batı uygarlığının çektiği küresel güçler. Filistin cephesinden bu mesele şudur aziz kardeşlerim. Bunu birkaç kere söyledik. Tekrarında fayda var. Çünkü söylem birliği düşünce birliğinin yansımasıdır. Bize göre bu mesele bir toprak meselesi değildir. Bu mesele bundan 75 sene önce söyledikleri gibi Araplarla İsrail'in meselesi değildir. Daha sonra Arapları bu işin dışında tuttular. Bu mesele Filistin'le İsrail'in meselesi dediler. Şimdi de dikkat ediniz. 35 gündür televizyon ekranlarında, medyadaki gazetelerin manşetlerine bakınız. Bu savaşı nasıl tanımlıyorlar? Ne savaşıymış bu? Hamas-İsrail savaşı. İşte uyanık olmazsak böyle zihin dünyamızı tarumar ederler. Onun için şu anda içinde bulunduğumuz bu acizliğimizle beraber biz de onların söylemlerini bir şekilde kullanıyoruz. Hamas'la İsrail'in meselesi. Bir şey daha söylüyorlar. Ya bu Hamas meşruiyetini kaybetti. Neden? Durup dururken 7 Ekim sabahı niçin işgal edilen topraklara girdi diyorlar. Dolayısıyla bu meşru bir eylem değildir diyorlar. Aklımızla alay ediyorlar. Tarihimizle alay ediyorlar. Biz de çok özür dilerim, bu cemaati hariç tutuyorum. Bön bakıp duruyoruz. He ya, bu Hamas niye böyle yaptı? Yapmasaydı işte 12 bin insan ölmezdi, öldürülmezdi diyorlar. Vicdanınız kurusun be. Allah'tan korkmuyorsunuz da vicdanınız kurusun. 75 yıldır çocuklar ölüyor. 130 bini aşkın Filistinli katledildi şu güne kadar. Gel de bağırma. Öyle mi? Toprakları işgal edilmemiş. Karadan, havadan, denizden ablukaya alınmamışlar. Geçiş yok, çıkış yok. Ne yapsınlar? Bekleyip ölsünler, öyle mi? Biz meselenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu anlamak istemeyenlere de yazıklar olsun diyoruz. 75 yıldır, 100 yıldır orada bir bedel ödeniyor. Niçin? Kim adına? Bir avuç toprak için mi? Hayır. Bu bizim istikbal mücadelemizdir bu. Mesele öyle basit değil. Direniş, çok derinlemesine girmeyeyim. Birinci intifadanın başladığı 1987'den bugüne kadar her gün biraz daha güçlenerek ilerledi. 2000'deki ikinci intifadadan sonra
biraz daha güçlendi. 2006'da biliyorsunuz seçimler oldu. Hamas seçimleri önde bitirdi. Ondan önce diyorlardı ki kardeşim gir seçimlere, gel yönetime. Girdiler, geldiler. Yine de bunlar kabul etmediler. 17 yıldır abluka var. Bu kardeşlerimiz bütün zorluklarına rağmen, bütün kuşatılmışlıklarına rağmen ekmeksiz yaşamayı, susuz yaşamayı göze aldılar. Ama hürriyetsiz yaşayamayız. Mescid-i Aksa'nın hürmetinin çiğnenmesine müsaade etmeyiz dediler ve çalıştılar. O gün taş atan çocuklar şimdi ümmetin gururu oldular. Onlara diyecek lafımız yok. Hiç kelam etmeye de yüzümüz yok. Onlar işlerini yapıyorlar. Allah önlerini açsın, mübarek eylesin. İkinci bir husus, hani günlerdir söylüyoruz. Ey uluslararası camia, ey Batı dünyası, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, şu bu, müdahale ediniz. Kim kime müdahale ediyor? Bu adamlar zaten bu işin arkasında duran güçler. Biz ateşi körükleyene gel bu işi söndür mü diyoruz? Bir zaman biri şöyle demişti. Bırakın onları bunları çağırmaya. Devletlerinin de Birleşmiş Milletlerinin de canı cehenneme. Tekbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! 75 yıldır çağırıyoruz da ne oldu? O yüzden bunları geçin. Gelelim bize. 57 İslam ülkesi, 2 milyarı aşkın Müslüman nüfus, kurumlarıyla, hükümetleriyle, devletleriyle 75 yıldır ne yaptılar? Şunu yaptılar. Gazze her bombalandığında kükrediler, kınamalarda bulundular, halklarının gazını aldılar, bir de lütfettiler, yıkılan evleri imar ettiler, tıbbi cihazların, malzemelerin geçişini kolaylaştırdılar, onu da 50 minnetle yaptılar. Bitti mi iş? Şimdi Gazze yerle bir. Şu anda toplansak, bütün dünya, bütün vicdan sahipleri, fazla değil, bir yılda Gazze'yi imar ederiz. Bütün altyapısıyla, üst yapısıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, ibadethaneleriyle hepsini ayağa kaldırırız. O çocuklarımız önlüklerini giyer, çantalarını sırtlarına takar, okullarına giderler. Ateşkesten sağlanır. Oldu diyelim ki. Biter mi bu iş? 75 yıldır bitmiyor. Her sene binlerce insan canını veriyor. İmar ediyoruz, bir daha yıkıyorlar. Bir daha imar ediyoruz, bir daha yıkıyorlar. Demek ki biz meseleye yanlış noktadan bakıyoruz. Bizim çözümümüz pansuman bir çözümden öteye geçmedi, geçmiyor. Artık ciddi bir plan yapmamız lazım. Eğer İslam ülkelerinden 3-5 tane cesur adam, fazla değil, 10-15 sene önce Diyarbakırlılar iyi hatırlar. İstasyon meydanında Furkan Savaşı mitingi yapıldığında o zaman çok çağrılarda bulunduk. O zaman İslam ümmeti birkaç cesur adam çıkarsaydı içinden bedel ödemeyi göze alarak bir yol haritası oluşsaydı bugün çok daha farklı şeyler söyleyecektik. Siyonist şebeke bir günde kurulmadı. 1897'de birinci Siyonizm Kongresi yapıldı. 1948'de Siyonist şebeke rejim ilan edildi 51 yıl sonra. Biz şimdi bir gecede bu düzeni değiştireceğimizi mi zannediyoruz? Bu iş plan işidir, program işidir. Bedeli de vardır. O bedeli göze alırsanız Selahattin Eyyubi gibi sonuca varırsınız. Diğer türlü bir yere varılmadı ortadan.
Şimdi çağrı yapıyoruz. Açın koridorları. Evet, haklı bir çağrı. Açın deniz yolunu, gitsin. Amerika'nın başkanı, İngilizlerin, Avrupalıların başkanları, devlet başkanları 7 Ekim'in hemen sonrasında atladılar, geldiler Tel Aviv'e Netanyahu'yla. Şöyle yan yana fotoğraf verdiler. Bu şu demekti. Kimseyi takmasın. Uluslararası kamuoyuymuş. Ceza mahkemesiymiş. Biz senin arkandayız. Vur. Mühimmatsa mühimmat. Uluslararası savunmaysa savunma. Destekse destek. İşlerini yapıyorlar. Biz kendimize ağlayalım, kendimize. Kuşatma altında olan Gazze değil. Biziz, biz. İslam ümmeti. Kim o cesareti gösterip gidebildi? Ya bırakın Gazze'ye gidip fotoğraf vermeyi. Bir tır insani malzemeyi bile İsrail'in izni olmadan Rafah sınır kapısından o tarafa geçiremiyorsun. Bu utanç yeter. Yeter bu utanç. Elbette öfkeleneceğiz ama aziz Müslümanlar, biz kendi iş dünyamızda meseleyi özetle ifade ettim. Bu nazarla yakalamazsak yarın öbür gün ateşkes sağlanır. Herkes keyfine gider bakar. Bu mesele unutulur. Biz Müslümanlar olarak kendi nefsimize, ailemize, çevremize, camialarımıza, cemaatlerimize, STK'larımıza, bütün sivil inisiyatiflere bu ruhu aşılamak durumundayız. Ki bizi yönetenleri zorlayabilelim. Şimdi bize diyorlar ki, efendim birisi adım atsın biz de gidelim. Öbürü diyor ki ilk taşı atsın ben sonrasında gelirim. Biz adım atarsak bedel var. Bedelsiz bir iş olduğu nerede görülür? Hadi bunu yapamıyorsun. Bari ya silahla müdahale edemiyorsun. Bari ekonomik tedbir al mübarek. Evde her gün her birimizin tükettiği, günde 85 milyon vatandaşımızın tükettiği temel tüketim ürünlerini bile İsrail'den alıyorsak biz bir yere varamayız. 5 sene, 10 sene önce boykotlar gündeme geldiğinde biz bu ürünleri artık almıyoruz, yerli üretimi destekliyoruz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz deseydik bu iş biterdi. Karşımızdaki düşman çetindir. Sadece güçten ve ekonomik baskıdan anlıyor. Başka da yürüyüşler önemli ama milyonlar ayakta. Bombalama durdu mu? Şimdi kayıp verdiler. Az önce hocam da ifade etti. Macron bebekler ölüyor demeye başladı. Aziz Müslümanlar, çok konuştum kusura bakmayın. Ama sözün özü şu. Biz bu meseleyi bir plan, bir program dahilinde yürütmezsek ne kendimize faydamız olur, ne içinde yaşadığımız topluma faydamız olur, ne de Kudüs'ü özgürleştirebiliriz. Ya daha bir araya gelemiyoruz, bir araya. Şu milyonluk şehirde buraların şu anda dolup taşması lazım. Bizim vazifemiz büyük ve ağır. Bıkmadan, usanmadan tarafımız da belli elhamdülillah. Anlatacağız, çalışacağız, nesiller yetiştireceğiz ve bizi idare edenleri de zorlayacağız. O bizim elimizde. Ama bizim güçlenmemiz lazım. Bu düşüncenin, bu iradenin güçlenmesi lazım. Allah-u Teala o günleri bize göstersin. İçimizden yeni Selahaddinler çıkarsın. Kudüs'ün fethini bu dünya gözüyle hepimize göstersin. Ruzi mahşerde bizi mahcup etmesin. Ya Rabbi başımızı önümüze eğdirme. Vallahi ve billahi ve tallahi gönlümüzden geçenleri o biliyor. Bu coğrafyanın cesaretini de düşman da bilir, dost da bilir. Ama plansız, programsız bir yere varamayacağımızı görüyoruz. Sonuçlar üzerinde konuşmayı terk etmeli, sebeplere yoğunlaşıp çözümler üzerinde ilerleyebilmeliyiz. Allah hepinizden razı olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Munadiyen ma'a ashabihil mücahidin. Allahu ekber. Haribet Hayber. Allahu ekber. Haribet Hayber.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في العالمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين الذين يقاتلون في سبيلك ويقتلون ويقتلون. اللهم ارزق إخواننا المجاهدين كتائب القسام وسرايا القدس الذين يجاهدون في سبيلك ويرهبون بجهادهم عدوك وعدو المؤمنين. اللهم قهر الظالمين والكافرين، اللهم قهر الظالمين في أمريكا، اللهم ذلل أمريكا في الشرق الأوسط. Bizler kardeşleri vahşice katledilirken, bizler Muhammed'in ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Olduk Ali olduk, bizler Medine'de devlet olduk, Uhud'a yürüdük, zalimlerle çarpıştık, zulme boyun eğmedik.